Merhabalar, bugün size Da Vinci Köprüsü'nün küçük bir halini, yani prototipini yapacağız. Bir önceki videomuzu izleyenler bilirler, daha büyüğünü bizler yapmıştık. Yaklaşık 1.80 uzunluğunda, 60 santimde yüksekliğindeydi. Şimdi evde ya da dışarıda, okulda kolaylıkla yapabileceğiniz bu köprüyü size burada anlatacağız ve tasarlayacağız. Da Vinci çok önemli bir adam, bir bilim insanı, ressam, mimar. Çok önemli bir tasarımı var. Hatta İstanbul'a, Haliç'e bu köprüyü uygulamak istiyor. Ama tabii ki yapamıyor. Bu köprünün şöyle bir özelliği var. Herhangi bir yapıştırıcı maddesi yok. Sadece matematikteki örüntü ve simetri kavramlarını kullanarak bu 50 santim uzunluğundaki tahta parçalarını biz burada o mantığa göre yapacağız ve hiçbir yapıştırıcı kullanmayacağız ve birbirleriyle normal bir olağan yerleştirmeyle, yani simetri ve örüntü mantığıyla bu köprüyü tasarlayacağız. Nasıl yapacağız? Bakın, başlangıç noktasında şöyle anlatayım. Bir artı şeklinde başlayacağız. Artı simgesi şeklinde başlayacağız. Bir arkadaşımız da bize yardımcı olacak, bir öğretmen arkadaşımız. Üst Bey de geldi. Bakın, artı başladıktan sonra hemen, bakın artı şey kısmı üstte kalacak. Bunu hemen gösterelim. Hemen bu kısımlara, şöyle ortalamanız çok önemli. Şöyle bu uç kısımlarına şöyle bakın. Bizler yerleştirmeyi yaptık. Ondan sonra alıyoruz diğer tahta parçamızı. Bakın, hemen kaldırıyoruz. Yani ben köprümü kurdum artı şeklinde. Kenarlarını hemen aynı eşit uzunluktaki tahta parçalarına yerleştirdikten sonra hemen kaldırarak köprümü kuruyorum. Şimdi simetri dedik. Aynısını bu tarafta yapacağız. Yine alıyoruz, bakın aldık. Yavaşça kaldırıyorum, bakın. Kaldırdım. Ne oldu? Köprüm yükselmiş oldu. Yani yükselmeye başlamış oldu. Tekrardan aynı mantıkla devam edeceğim. Alıyoruz, bakın, buraya yerleştirdik. Buraya da yerleştiriyoruz aynısını. Bunlar. Şimdi bakın ne yapıyorduk? Kaldırmamız gerekecek, değil mi? Hemen köprüyü ayaklandırıyorum. Bakın, köprüyü altından geçirdim ve köprüyü ayaklandırdım. Hemen yine sağına ve soluna birer tane tahta parçası yerleştiriyorum ve orta kısmı da şöyle kaldırıp altına yerleştirmiş bulunuyoruz. Köprümüz bu şekilde. Şimdi aynısını, aynı mantıkla buradan yapacağız. Köprümüzü aldık. Bakın ne yapıyorduk? Kaldırıyoruz. Kaldırdım. Bakın, köprümüz kalktı. Sonra hemen sağına ve soluna birer tane yerleştiriyorum. Ve tekrar aynı mantıkla, yani şurada kaldırıyoruz. Bakın, hiçbir yapıştırıcı yok. Hiçbir çivi benzeri farklı bir malzeme yok. Ve köprümüz, bakın, burada yaklaşık, şöyle söyleyeyim, bakın 50 santim çubuk, uzunluğunda çubukları kullandık. Köprümüz yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda oldu. Yine 30 santim yüksekliğinde oldu ve 20 kiloya kadar da taşıyabilir. Çünkü bakın, baskı yaptığınızda, bakın ben baskı yapıyorum şu an. Köprü bütün ağırlığı sağa ve sola ne yapıyor? Yayıyor ve burada köprünün yıkılmasını aslında engelliyor. Siz de bu köprüyü rahatlıkla okulda, evde veya dışarıda tasarlayabilirsiniz. İşte büyük bilim adamı Leonardo da Vinci'nin de bizlere çok matematikte kullanılan iki kavramla bizlere çok önemli bir tasarım hediye etti. Bunu kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Keyifli günler diliyoruz.